Seyip Onlarım kanalınıza hoş geldiniz. Bugün aile babası gibi cin elinde pazar arabasıyla görüldü. Bu görüntünün ardındaki gerçek ise şöyleydi. Cin'in sık sık kendisinden eğitim de aldığı ünlü şefin programının çekimlerine katılmıştı. Kore'nin geleneksel pazarında gezip elleriyle ürünleri seçtiler. Alışveriş yaptığı pazarcı ablalarıyla da selfie çekinmeyi ihmal etmediler. O kadar tatlıydı ki yaşça büyük şefine yükleri taşıtmayıp tek eliyle pazar arabasını merdivenlerden kendisi çıkardı. O anlarda bir Army'nin annesi "Kızım Army" diye seslenince de başıyla selam verdi. Cinimizin süperstar bile olsa elindeki pazar arabasıyla görüntü vermesi ise unutulmaz anlar arasına girdi. Ayrıca yaklaşan Busan konseri için de bazı spoilerlar gelmeye başlandı. BTS'in ilk videosundaki sarı otobüs ve mavi konteyner sahneye yerleştirilmişti. Yet To Come klibinde de yer verilen bu parçaların konserde olması tabii ki çok özel şovlar ve ARMY'leri derinden etkileyecek dekorların yer alacağı bir konser olacağını hissettirdi. Bir de BTS'in önceden işbirliği yaptığı müzisyenlerden olan Max, Love ve Steve Aoki'nin de Kore'de olması bu özel konserde onların da sahne alabileceğini ihtimalini düşündürdü. Ödül töreni konuşmasında gözleri dolu dolu bazı şeyleri açıklayamıyor olsak da yakında her şey netleşecek diyen RM gibi askerlik meselesi öncesi yapılan bu konser çok bambaşka olacak. Konser sonu salya sümük ağlayacağız gibi duruyor. Ama lütfen buradan BTS'in dağılacağı gibi bir düşünce aklınıza gelmesin. BTS uzun yıllar bizimle olacak. Sadece demek istediğim askerlik nedeniyle kısa süreliğine de olsa bazı üyelerimiz askerde olacağından 7 üyeyi bir arada görebileceğimiz son konser olabilir. Tabii ki de askerlik durumu netleşsin, belki de konser vermeleri için özel izinler de olacaktır. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Cumartesi günkü bu konser için kesinlikle başka bir plan ayarlamayın derim. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar.